eklemlerde iki türlü problem var. Bir, artrit yani iltihaplı romatizma. İki, kemik kireçlenmesi. Bunların arasındaki fark ne? Biri, sinoviyel sıvıyı içerisindeki kapsülündeki iltihaplanma romatizmayı tetikler. Diğeri ise direkt eklemdeki kıkırdaklardaki yıpranma osteoartrit denir veyahut da kireçlenme. Hı hı. Yani biri direkt kemikte, diğeri romatizma ise eklem sıvısının kapsülündeki iltihaplanmadan kaynaklanır. Biraz farklılık var. Fakat ikisi de iltihaplanmadır, romatizma türüne girer. Kireçlenme nedeninin için nasıl olur? Yanlış beslenme, obezite, kimyasal aşırı ilaçlar kullanma vesaire nedeniyle kalça kemiği, uyluk kemiğinin baş tarafı genellikle femur denilen, femur başı yani uyluk kemiğinin baş tarafı leğen kemiğiyle böyle iç içedir. Böyle el gibi düşünelim. Burada çok büyük bir kıkırdak var. Hı hı. Bu kıkırdakla arasında sinoviyel dediğimiz eklem sıvısı var. Zamanla kemiğin yapısında, dokusunda, kıkırdakta yıpranmalar olur. Aşırı yıpranma nedeniyle zamanla femur başında kemik faresi dediğimiz, fare değil aslında da öyle denir. Hı hı. Kemik faresi dediğimiz çıkıntılar olur. Evet. Bu çıkıntılar çevredeki sinirlere zarar verir, kan dolaşımına zarar verir, sinirlerin kopmasına sebep olabilir. Kan dolaşımı nedeniyle, anormalikleri nedeniyle uyuşma, keçeleşme vesaire vesaire birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Evet. Yani. Peki hocam, kireçlenmenin bir diğer sebebi de bayanların evde temizlik yaparken dizlerinin üzerine çökmesi ya da kollarını veyahut da bulaşık yıkarken bileklerini çok fazla kullanması gibi nedenler de esken olabilir mi? Yani çok yoğun olarak belli bir nokta üzerinde çalışılıyorsa tabii ki sebep olur. Aslında ortada bir kireçlenme yok, yıpranma var. Evet. Yanlış bir isim, kireçlenme, eklem kireçlenmesi olmuyor aslında. Ne oluyor? Fazla parlak olan, temiz olan eklem kıkırdağı, dokusu, yapısı bozuluyor. Buradaki kemik yavaş yavaş eriyor, çürüyor, kuruyor, dökülüyor yerine. Çıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet. İşte buna ne deniyor? Kemik faresi. Kemik faresi. Bu da ne yapıyor? Buradaki sinirleri eziyor, damarları eziyor, dokuyu eziyor. Bu kalça kemiğinde femur başı yani uyluk kemiğinin baş tarafı. Çok yoğun bir sinir, kiriş, efendim kas, yapı, doku var. Buralarda ezilmeler oluyor dokuda, yapıda. Bu da İltihaplar azdıkça çevre dokuya zarar verebilir. Aradaki sinoviyal sıvı, eklem sıvısı ve o zar kayboluyor. Kemik birbirine kaynayabiliyor. Evet. İltihaplaşabiliyor vesaire vesaire. Çok büyük problemler doğuyor. Evet, çoğu zaman bu kireçlenme yüzünden hastalar yürüyemeyecek hale bile geliyor. Oturup kalkarken zorlanıyorlar. Mesela benim bildiğim çevremde birkaç tane hasta vardır bu konuda rahatsız olan. Bacaklarında, dizlerinde daha doğrusu kireçlenme vardır. Yere oturduğu zaman birilerinin yardımıyla kalkar. Yürürken mesela sürekli topallayarak yürür. Yürürken ayakları falan çok ağır, doğru, dizleri. Evet. Öyle bir hanımefendi namaz kılamıyor. Sandalye secdeye gidemiyor. Yani. Oturduğu yerde namaz kılıyor artık. Eğilemiyor, bükülemiyor. Lavaboya gitmekte zorlanıyor. Evet. Çocuklara yardım ediyor. Yerinden kalksa her tarafı batıyormuş gibi. Bıçak saplanıyormuş ki ağrı veriyor, acı veriyor, kıvranıyor kadıncağız. Doktorları demiş ki ya artık ameliyat, çare yok. Dizine, kalçasına protez. Kızı da buradaydı, Sibel Hanım. Annesi için geldi, konuştuk. Gelmesine gerek yok dedim, alın, kullanın, bakalım. Biz ona iksir, aloe vera jel, 40 kilit, forte. Harpago Forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı gönderdik. Aradan 6 ay geçti. Bayan geldi. Ben tanımıyorum tabii, görmedim hiç. Gökçek, beni tanıyor musun? Tanımıyorum.
Nasıl tanımazsın? İyileştirdiğin insanı tanımaz mı? Görmedim, ne bileyim, bilmiyorum. Hamdolsun dedi, namaz kılamıyorum, artık geziyorum. Evet. Elinde bastonla geziyoruz. Ekstra beni ziyarete gelmiş. Şimdi ne var elimizde? Bu söğüt kabuğu. Söğütün çok tarihçesi çok eskidir. Sümerler, Asurlar, eski Mısırlar tarafından biliniyor, kullanılıyor. Yani milattan önce kaç bin yıl bunun Sümerler tarafından kullanıldığına göre milattan önce 3000-4000 yıllarında Sümerler'de Orta Asya'dan gelen bir Türk kavmi, yani tarihte ilk kullanan bunu Türkler. Söğütü Türkler nasıl kullanmışlar? Evet. Dünyanın en eski medeniyetini kurmuş atalarımız. Şimdiki Arapça, Latince, Çince, Hintçe bütün diller, hı hı, Sümerce çivi yazısına dayanır. Sümerce çivi yazısı da eski Türkçe'ye dayanır. Yani, hı hı, bütün dünyadaki medeniyetler Türkler tarafından dünyaya yayılmış. Evet. Şimdi biraz medeniyeti geriden takip ediyoruz. İnşallah geçeceğiz yakında. Şimdi bu söğütün şu kabuğu, bu kabuğunda çok enteresan bir madde var. Nedir? Bu söğütün kabuğunda salisin denen etken bir madde var. Salisin. Salisin, bunun çayını içtiğinizde veyahut da ekstraktı daha etkili. Hı hı. Damıtılarak, destilasyonla elde edilen salisilatlar, bunlar salisinin birçok alt türevi var. Hepsine salisilat denir. Bunu ekstraktını kapsül şeklinde aldığınızda veya çayını içtiğinizde birleşimindeki bunun salisin midede çözülmez. Mideye zarar vermez. Çözülmediği için etki yapmaz. Mideyle herhangi bir reaksiyona girmez. Doğrudan bağırsaklara gider. Evet. Bağırsağa vardığında kalın bağırsaktaki bakteriler bunu parçalar. Çünkü bunun birleşiminde, salisinin birleşiminde glikoz var, şeker var. Bakteriler bunu parçalar, böler. Makas gibi keserler. Evet hocam. Kesilen parça ikiye ayrılır. Saligenin ve glikoz. Hı hı. Saligenin bağırsaklar tarafından emilir, kana karışır. Kana karışan saligenin salisilik asite dönüşür. Salisilik asit. Bildiğimiz aspirinin ham maddesidir. Oo. Yani bu sadece söğüt dalının kabuğundan çıkan. Evet. Şimdi bu 1829 yılında... Ağrı kesici etkisi var mı peki hocam onun? Hı? Ya aspirinin, evet, ağrı kesici özelliği vardır. O zaman söğütün de ağrı kesici özelliği olması lazım. Evet, evet. 1829 yılında Fransız asıllı ilim adamı ilk olarak söğüt kabuğunda salisin olduğunu keşfetmiş. 1835 yılında Alman asıllı Löwing bunun birleşimindeki salisini sentetik olarak üretmiş. Hı hı. Ve 1899 yılında, yani bundan tam 114 yıl önce aspirin üretilmiş. Fakat aspirin bir sentetik olduğu için, hı hı, doğal değil, söğüt kabuğundan yapılmıyor. Sentetik, kimyasal olduğu için mideye zarar verir bir, böbreklere zarar verir iki, uzun süre kullanımda kulak çınlamasına sebep olur üç. Ha, yan tesirlerine gelmişken söyleyeyim de, evet. Unutmayın. Efendim, şimdi nelere sebep oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmasında 326 kişi üzerine deney yapılmış. Kulak çınlaması, aşırı terleme, baş ağrısı, görme bozukları, sara, koma vesaire birçok hastalığı tetiklemiş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kulak çınlamasına sebep olmuş. Efendim, mide ve böbrek rahatsızlığını tetiklemiş. Aspirin. Ama bu söğüt kabuğundaki salisin hiçbir yan etkisi yok. Neden? Doğal. Kana karıştıktan sonra saligeninin salisilik aside dönüşmesi 10 ila 24 saat alır. Çok, evet, uzun bir sürede çözüldüğü ve aside dönüştüğü için ve yavaş yavaş kana karıştığı için hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğal. Bu ne yapar? Her türlü omuz, sırt, bel, baş,
efendim kalça, diz, ayak bileği, bilek ağrıları, eklem ağrılarına karşı dünyada en etkili bitkidir. Kim söylüyor ona bakalım bir de. Yani diyeceksin ki hadi ispat et. Evet hocam. İspatı da burada. Evet, Profesör Doktor Schmidt, Alman asıllı. Gonartroz ve bu şeyden nanemiz engel oluyor. Gonartroz yani diz eklemlerinde ortaya çıkan kireçlenme. Diz ekleminde. Cox artroz kalça eklemindeki kireçlenmeye karşı etkisi olduğunu belgelemişlerdir. Profesör Schmidt. Profesör Doktor Kubrunski ise bel ağrısını tedavi etmiştir. Bel ağrısını ama neyle? Ekstraktıyla. Profesör Doktor Kubrunski. Evet, birçok araştırma var. Bu Söğüt damının bu dalgasında güzel bir koku var hocam. Ben severim bu kokuyu da. Buna sebep ne? Yani neden bu kadar güzel kokuyor? Cidden güzel kokuyor yani. Öyle mi? Bilmiyorum kokladınız mı hiç güzel ama. Güzel mi kokuyor? Ben de kokladım. Tabii. O şey açtığınız yeri koklarsanız, beyaz yeri. Güzel böyle kokuyor. Tatlı bir koku vardır orada. Şimdi bir bitki, her bitki, doğadaki her ağaç topraktan emdiği suyu hepsini harcamaz. Bir kısmını da nasıl biz karbondioksit veriyoruz havaya, bitkiler de havaya eterik yağlar verir. Uçucu esans dağıtır bitkiler. Biz havaya karbondioksit veririz, havayı zehirleriz. Bitkiler havaya ne verir? Esans. Çevreye antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip esans yayarlar. Yavaş yavaş temizler, arıtır. Mesela bir okaliptus ağacı bir saatte 70 litre su çeker. Bir saatte. Ve bunu eterik yağ olarak havaya verir. Temizler, arıtır. Okaliptus ağacının olduğu yerde sivrisinek olur mu? Olmaz. Ya. O zaman bizim evde şey o ağaçtan bulundu. He bulundu. Çok iyi olur. Güzel fikir. Ben balkona ektim de 6 ayda 2 metre boyu geçti. Baktım yetiştiremiyorum. Yer yok. Orman gibi oldu 6 ayda. Çok hızlı büyür. Sulak bir yerde ekeceksin. Neyse konuyu dağıttık. Gittik. Elhamdülillah. Evet hocam. Şimdi bunun kabuğundan biz ne yaptık? Sırt ağrısı, bel ağrısı, kalça ağrısı, kalçadaki kireçlenmeye Cox artroz denir. Kalça kireçlenmesi. Diz eklemlerindeki kireç, eklemlerdeki aslında kireçlenmiyor. Yapısı, dokusu bozuluyor. Aşınmaya uğruyor. Aşınıyor. Aşınan noktalarda böyle pörtüklü noktalar oluşuyor. Buna kemik faresi deniyor. Bunlar çok keskin jilet gibi ne yapıyor? Çevredeki siniri, dokuyu, kirişleri, diğer bantları verdiriyor. Kesiyor, sinirleri kesiyor. İçeride kanamalar oluyor, farkına varmıyoruz tabii ki. Dokuyu, büyük tahribat, büyük acı veriyor kişiye. Bunlar keskin olduğu için kemikler kırılıyor ama diğer tarafı sağlam. Hepsi kırılmıyor. Bu tür rahatsızlığı olan o bayan, 6 ayda biz hamdolsun ayağa kalkıp yürür hale, gezer hale getirdik. Çok kişi, namaz kılamayan, eğlemeyen, bükülemeyen kişi ne oldu? Harpago, 40 kilit forte, harpago forte, iksir alivericelle normal. Mesela bir de eklem leğen kemiğiyle omurlar arasındaki iltihaplanma veyahut da omurlardaki iltihaplanma nedeniyle ankilozan spondilit denen bir romatizma türü var. Rahmetli Suzan Pekosel bir yavaş yavaş eğilir. Kemikler yıpranır ve sertleşir. Bir daha yavaş yavaş geri kalkamaz, doğrulamaz. Bu tür rahatsızlığı olan insanları bile hamdolsun ne yaptık? Evet. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi rahatsızlığa, hangi bitkiyi kullanacaksınız? Onunla ilgili bir klinik araştırma var mı? Daha hastalığını bilmek önemli hocam. Hastalığı tedavi etmektense detaylı bir şekilde hastalığımızı bilip kullandığımız
doğal tedavi yöntemleri, yan etkileri var mı yok mu? Bunları detaylı bir şekilde araştırmak da tabii ki tedavi yöntemlerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi oluyor. Evet. Ve ben izleyicilerimize de tekrardan hatırlatalım. Ekranlarda görmüş olduğunuz internet adresinden, resmi internet adresinden İbrahim Gökçe'nin bitkileri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.net adreslerinden bilgi alabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde İbrahim Gökçe'nin danışma adreslerinden arayıp bilgi alabilirsiniz. Sipariş vermek istiyorsanız sipariş verebilirsiniz. Bu doğal tedavi yöntemleriyle de hastalığınızdan kurtulabilirsiniz. Ve aynı şekilde canlı yayın telefonlarımızda bizlere bağlanıp sormak istediğiniz soruları canlı yayınımızda hocamıza sorabilirsiniz. Evet hocam, nerede kalmıştık? Söğüt kabuğu. Söğüt kabuğu her türlü omuz, sırt, bel, baş, kalça, diz, bilek ve parmak eklemlerindeki artrit, artroz, ankilozan spondilit, yumuşak dokunulmaz mı, fibromiyalji, kemiklerdeki kireçlenmeye karşı etkisi ispat edilmiştir. Burada bir klinik araştırması daha var. Bu da 1200 hasta üzerinde denenmiş, belgelenmiş. Yani birçok belge, bilgi var elimizde. Biz ne yaptık? Farklı bir formül geliştirdik. Şimdi harpago, yani şeytan pençesi kökü, romatizmaya karşı etkili. Söğüt kabuğu, romatizmaya karşı etkili. Isırgan otu, ayrık kökü, civan persemi, çok güzel bir formül geliştirdik. Harpago forte, ısırgan otu forte, 40 kilit forte diye formüller geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman rahatsızlığına göre değişik formüller, hiçbir rahatsızlık kalmaz. Bu şekilde kireçlenme rahatsızlıklarından doğal yollarla kurtulabilirler. Tabii.